Selamünaleyküm arkadaşlar. Arzu ile YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte baklava yapıyoruz. Baklavaya kullandığım malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Baklavamı yapmaya başlamadan önce sizlere bitmiş halini göstermek istedim. Şimdi baklavamızı yapmaya başlayabiliriz. Doğurma kabıma 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta ve 50 gram tereyağı ekliyorum. Burada 3 yemek kaşığı da üzüm sirkesi ekledim ama orayı kaydetmemişiz. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu, çay kaşığının ucuyla da çok az tuz, gördüğünüz gibi. Malzemeleri karıştırıyorum. Unumu ekliyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Markadan markaya değişiklik gösterebilir. Hamurumuz ne sert ne de çok yumuşak bir hamur olmayacak. Zaten yoğururken kendini belli ediyor. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel olur. Ben hamurumu bir 10 dakika falan yoğurdum. Elimde iyice bastıra bastıra yoğurdum. Hamurum bu yumuşaklıkta. Şimdi bezelerimi yapacağım. Hamuru hiç dinlendirmedim. Hemen direkt başladım. Ben 18 tane beze yaptım. Bezelerimin hepsini hazırladım. Bir tepsiye aldım, üstünü kapattım. Büyük küçük ayarladım. Şimdi açmaya başlayacağım. Şimdi hamurumuzu tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Bu büyüklükte açtım. Hepsini bu büyüklükte açacağım. Tekrar bir beze daha aldım. Sizlere atlamadan daha detaylı göstermek için video biraz uzun oldu. Böyle bir tepsiye streç veya da bir poşet serin. Onun üzerine karşılıklı 18 tane bezeyi açıyorum, koyuyorum. Şimdi koyduğum bezenin üzerine tekrar poşet geçirdim. Onun üzerine tekrar beze koydum. Her katta yani poşet var. Tekrar poşet koyuyoruz. Her bezenin arasına poşet koyuyoruz. Merdane ile daha rahat açılıyor. Şimdi bütün bezemi açtım. 18 tane bezemi. Şimdi en alttakini üste geçirmek için ilk açtığım bezeden açmaya başlayacağım hamurumu. O yüzden ters çevirdim. Ve ilk açtığım bezeden açmaya başlıyorum. Ben bekletmedim. Direkt hemen açtım.
ilk açarken ne kadar koymanız gerekiyorsa nişastayı ilk açtığınızda koyun. Daha sonra nişasta eklemeyin. Üstünde pütür pütür sonra nişasta kalıyor. Şimdi tepsimin büyüklüğünde yufkamın kenarlarını alıyorum. Ortasını tepsi büyüklüğünde bırakıyorum. Alta kenardaki parçaları koydum. Üzerine bütün parçayı koydum. Tekrar açıyorum. Soframı değiştirdim. O sofrada biraz zorlandığım için başka sofra aldım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi hamurumu, tepsimi tekrar koydum, kesiyorum. Açtım hamuru. Ben birkaç tane açtım, tepsiye koydum. Aralarına tereyağı ve sıvı yağ karışımı erittiğim yağımdan sürdüm. Her kata yağ fırçayla damlattım veya da kaşıkla bu şekilde yaptım. Üzerine de bu şekilde orta kısmını koyuyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi alttaki yuvarlak parçayı oklavama sarıyorum, bir başka oklavama. Bu şekilde ortalardan aldığım yufkaları oklavaya sarıp en üst kata koymak için ayırıyorum. Böyle 11 tane yufka sardım oklavaya. Onları en üst kata koymak için kenara ayırıyoruz. Çok sıkı sarmayın, yapışmasın birbirine. Üstüne de jelatin geçirin ki kurumasın. ...18 tane bezenin 11 tanesini oklavaya sardım. Diğer bezeleri de, 7 tane bezeyi de açtım. Ortasını ve kenarlarını keserek tepsiye döşedim. Koydum her kata yağ dökerek. Ve şimdi ilk katı bitirdik. Tekrar en son açtığım bezeyi üzerine koydum, bütün bezeyi. Şimdi yağ gezdiriyorum. Oklavaya sardığım bezeden tekrar bir tane daha koyacağım oraya. Oklavada şimdi 10 tane bezemiz kaldı, sarılmış. Ona tekrar yağ damlattım. Üzerine fındık ceviz karışımından koyuyorum. Böylelikle ilk katı bitirmiş olduk.
bezelerin kenarları içinde olduğu için üste 10 tane beze ayırdım. Yani bezenin ortasını, açtığım hamurun ortasını oklavaya sardım. Üzerine onları koyacağım. Şimdi koyuyoruz sırasıyla. İlk açtığım hamurumu koydum. Oklavaya sardım. Arasına tereyağı sürüyorum. Tekrar koyuyorum. 10 tane oklavaya sardığım hamuru böyle koydum. Arasına tereyağı sıvı yağ karışımı, onu da serpiştiriyorum. Şimdi son açtığım hamuru da koydum. Şimdi bitti. 10 tane, ikinci kata 10 tane koymuş oldum. Erittiğim yağdan kalan kısmını da üzerine döktüm. Ve şimdi tatlımı kesiyorum. Yağ olduğu için yapışıyor bıçağa, yağı sürdüğüm için. Sonra sürseydim daha iyiydi aslında. O yüzden elimle tuttum, kestim. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Şimdi üzerine 1 su bardağı sıvı yağ koydum. Her yerine gelecek şekilde sıvı yağı gezdiriyorum. Siz isterseniz tereyağı, margarin de koyabilirsiniz. Ben bu kez sıvı yağ koydum. Şimdi tatlımı önceden ısıtılmış 180 derecelikteki fırına veriyorum. 15 dakika 180 derecede pişireceğim. Sonra 170 dereceye alıyorum. 1 saat 15 dakika tatlımı pişirdim. Tatlımız pişerken şerbetimi hazırladım. 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı da su koydum. Ocağı aldım kaynatmak için. Kaynayan şerbetimin içine 1 dilim limon, suyunu sıktım, kabuğuyla birlikte attım. Şerbetimi 20-25 dakika kaynattım. Şerbeti daha önceden yaparsanız daha iyi olur. Zaten soğuyacağı için önceden yapmanız daha iyi. Tatlım fırından çıktı. 1 saat 15 dakika pişirdim. Biraz kameradan rengi tam belli olmuyor ama çok güzel oldu. Soğuk şerbeti sıcak tatlıyla birleştiriyoruz. Şerbet soğuk, tatlı, sıcak. Fırından çıkar çıkmaz hemen koydum. Şerbetini koyduğum tatlımı dinlenmeye bırakıyorum. 4-5 saat sonra servis edebilirsiniz. Şimdiden herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Şimdi baklavamız servise hazır. Benim baklavam bir gece dinlendi. Gayet de güzel, çıtır çıtır oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.